Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere kabarmaları doymayan, kabaran farklı bir pişi tarifim var. Asla yağ çekmiyor ama çok güzel kabarıyor. Mutfağımda Mira'nın sesini duyuyorsunuz çünkü onunla birlikte çekeceğiz. Sessiz olur musun? Lütfen biraz sakinleşir misin? Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım arkadaşlar. 4 su bardağı unu öncelikle eleyip kabımın içine alıyorum. Bu esnada elemeye özen gösterin ununuzu. Biraz Elan'ın sesini fazla duyacaksınız. Kusuruma bakmayın. Aferin. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu una karıştırayım. Ortasını hemen açıyorum şöyle arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı toz maya. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu koyuyoruz. Bu pişinin özelliği tam da burada arkadaşlar. Hem kabartma tozu hem mayayı kullandığım için çok daha güzel kabarıyor. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. Hepsini şöyle ortada toparlıyorum. 1 adet yumurta. Hem katıp hem karıştırıyorum. Yarım çay bardağı ılık süt. 1,5 su bardağı sütün. Şimdi birazını koyup şöyle birazcık çırpayım. Şu kaşığı değiştirsem iyi olur. Önce bunları bir çırpayım arkadaşlar ortada. Böyle eli yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Şimdi ara ara böyle döküp hamurumu yoğuracağım. Önce birazcık çırpmak istiyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle yağı attığınız an o kadar güzel kabarıyor ki. Ben konuşmaya başlayınca Ela da başlıyor. Tamam, sen de buradasın Ela'cığım. Anladık ama biraz izin ver şimdi. Tamam. Şimdi artık hamuru elime alıp yoğuracağım arkadaşlar. Hamuru yeterince yoğurdum. Şimdi artık biraz un serpip tezgahımın üzerinde hamurumu 2-3 dakika daha yoğuruyorum. Hemen şunu belirteyim. 1,5 su bardağı sudan hemen hemen yarım bardaktan biraz daha az kaldı. Sizler de yavaş yavaş ilave edin. Yani 1 su bardağı kadar dolu dolu kullanmış oldum neredeyse un suyu. 4 su bardağı una tabii. Böyle çok yapıştığını gördüğünüzde ara ara tezgahınızın üzerine unu serpip hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Artık toparladım arkadaşlar. Çok sert de değil, böyle çok aşırı yumuşak da değil. Ama yumuşağa daha yakın bir hamur diyebilirim. Şimdi şöyle toparlıyorum. Tekrar yoğurduğum kabın içine alıp üzerine streç filmle kapatıyorum. Hamur iki kat olana kadar ortalama yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlendirdim. Şöyle görebilirsiniz. Tam benim 1 saat, hatta 1 saat 20 dakika kadar kaldı arkadaşlar. Çekim yapamadım. O yüzden iyice kabardı gördüğünüz gibi. Biraz tezgahımın üzerine un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum. Hamuru iki parçaya böleceğim. Hamurumu birkaç kere yoğurduktan sonra biraz un serpiyorum. Kenara alıyorum. Diğerini de aynı şekilde. Büyük küçük olması hiç fark etmez arkadaşlar. Nasıl olsa açacağız sadece. Büyük küçük olabilir. Şimdi kenara un serpip birini bırakıyorum. Hemen merdaneyle hamurumu çok ince olmadan uzunlamasını olacak şekilde açıyorum arkadaşlar. Hep uzunlamasına gidiyoruz. Hamurun özelliği bu. Çünkü uzun uzun yapacağız. Önce ilk yaptığım hamurla başlıyorum. Arada
şöyle yanlardan çekiştiriyorum. Hamurum daha düzgün olması için. Kaldırıp altına biraz un serpiyorum. Tekrar hamurumu koyuyorum. Hamurumu da açtım arkadaşlar. Diğer hamurumu hızlıca hemen açtım. Hamuru açtıktan sonra şöyle kalınlığını da göstereyim. Çok ince değil. İnce açmıyoruz. Bunun özelliği birazcık kalın olması. Artık açtım. Ortalama şu boyutunu söylemem gerekirse arkadaşlar bir 50-60 cm arası var uzunluğu. Şöyle bir kere daha geçirdim. Elimle kenar kısımlarından ittiriyorum. Elimle kare şeklini veriyorum arkadaşlar. Çok aşırı kalın da yaparsanız bu sefer içi pişmez. Bunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Hamurlarımın üzerine temiz bir bezle örtüp bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum arkadaşlar. Yeterince dinlendi artık. Tamamdır. Hemen açıyorum. Bu arada yağımı da koydum arkadaşlar. Yağ da bir taraftan ısınsın çünkü kızgın bir yağ atacağız. Şu bıçakla şöyle uzun şeritler kesiyorum. Hemen hemen ne kadar diyeyim? Şöyle iki parmak aralıklarla kesiyorum. Tekrar ortadan kesiyorum. Bir kabın içine suyu doldurdum. Bu esnada biraz un serp alacağım. Hamuru alıyorum şöyle birazcık suya batırıp elimle suyu sürüp üzerine kapatıyorum. Herhangi bir şeyde şiş olabilir bu. Benim gibi böyle tavuk yaptım, şiş de olabilir. Şöyle orta kısmına bastırıyoruz. Hafif arkadaşlar çok değil. Alıp üzerine kapatıyorum. Ve şişle bastırıyorum iyice. Aşağıya kadar indiriyorum. Bu şekilde şimdi hepsini hazırlayayım. Hafif bastırıyorum. Hafif sürüp diğer hamuru üzerine kapatıyorum ve bastırıyorum. Çok çabuk ve kolay oluyor arkadaşlar. Böyle gözünüzde sakın büyütmeyin. Kabarmasının en büyük sebebi şu anda yaptığımız işlem. Yağım da ısınmaya başladı. Sesini duyuyorsunuz. Hamurun hemen hemen kalınlığı yarım santimde diyebilirim. Şimdi artık ocağımın başına geçip güzelce kızartıyorum hamurlarımı. Tavamın içerisine yağı aldım. Ortalama 2 su bardağı kadar. Altını orta ateşten biraz daha yükseğe alıyorum. Yağ böyle iyice ısınsın arkadaşlar. Tamamen ısınmadan atmayın sakın. Hemen hamurlarımı içerisine bırakıyorum. İçine çok doldurmayın. 4-5 tane kadar yeterli. Çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Hemen bir tane daha atıyorum. Çok aşırı atarsanız bu sefer kabarmasına engel olacaktır. O yüzden az az atın. Kızardıkça şöyle çeviriyorum. Kızaranları servis tabağına alıyorum. Harika kızardı. Çok çabuk kızarıyor. Ve içi de çok güzel pişiyor. Sakın pişmediğini falan düşünmeyin.
tane gayet iyi arkadaşlar. Fazlasını atmayacağım. Orta ateşte getirdim. Altını çok yükseğe açmayın. Gayet güzel kabarıyor. Kızaranları alıyorum. Çok çabuk pişiyor. Ocağınızın başından ayrılmayın arkadaşlar. Pişileri tamamladım arkadaşlar. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Gerçekten bu kadar zamandır pişi yapıyorum. Ama ben böylesini ne yaptım ne yedim. Tadı da o kadar güzel ki. Sadece şunu belirtebilirim. Tuzunu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Evde birkaç kişiye denettim. Sadece biraz tuzun az olduğunu söyledi. Hatta yağını da atabilirsiniz. Tuz kızartırken o şekilde de olur. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar bunlar. Hemen şöyle bir tanesini alayım. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden yumuşak. Harika bir şey. Bu içinin pişmediğini falan da düşünmeyin. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel pişmiş. Hemen şöyle iyice sizlere gösterip videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.